Uygur Hareketi öncülüğünde ABD Kongresi'nde Uygur grubunun açılış lansman toplantısı bugün Washington'da yapıldı. Açılışa ABD Kongre temsilcileri ve çok sayıda Uygur katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Uygur Hareketi kurucusu ve başkanı Ruşen Abbas, "Mücadele ediyoruz çünkü etmek zorundayız. Bu grubun kolektif bir ses olmasına izin verin." dedi. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michelle McGaul video konferansla katıldığı toplantıda destek sözlerini paylaştı ve Uygur grubunu memnuniyetle karşıladı. Açılışta bir konuşma yapan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Tolkun İsa, Kongre Uygur grubunun kuruluşunu memnuniyetle karşıladı ve herkese kolektif eyleme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı. Çin yönetimi işgal ettiği Doğu Türkistan'da bir taraftan soykırım politikasını sürdürürken diğer taraftan da kültürel soykırım uygulamasını hızlandırdı. Çin, Türk tarihinde ilk yerleşik hayata geçen ve mimarlık alanında birçok şaheser imza atan Uygur Türklerinin binlerce yıllık geleneksel evlerini yıkmaya devam ediyor. Kırım Haber Ajansı ekibinin takip aldığı Çin merkezi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda Uygur Türklerine ait geleneksel bir evin Çinliler tarafından yıkıldığı görüntülendi. Videoya gelen yorumlarda ise bunun gibi yıkım işlemlerinin Doğu Türkistan genelinde devam ettiği vurgulandı. Çinli atlet He Jie'nin kazandığı Pekin'deki maratonda yaşananlar gündeme oturdu. Maraton hakkında soruşturma başlatıldı. Pekin'de 14 Nisan'da düzenlenen 21 kilometrelik yarım maraton koşusuna ilişkin görüntülerde Etiyopyalı, Kenyalı koşucular ve Çinli atlet He'nin bitiş çizgisine birlikte yaklaştıkları yer almıştı. Görüntülerde atletlerden birinin He'ye öne geçmesini işaret ettiğine dair izlenim oluşurken 3 Afrikalı atlet bitiş çizgisine kadar Çin koşucusunun arkasında kalmıştı. He 1 saniye farkla Afrikalı koşucuların önünde yarışı tamamlamış ve kazanmıştı. ABD ile Çin arasında geçen yıl kurulan ekonomik ve mali çalışma grupları 4. toplantısını yaptı. Toplantı sonrası her iki tarafında yerel ve küresel ekonomilerin dengeli büyümesini destekleyen ekonomik politikaların düzenli bir tempoda tartışılması konusunda mutabakata varıldı. Kuzey Kore hükümetinin ülke nüfusunu daha yakından izleyebilmek ve vatandaşlar üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak amacıyla Çin'den dijital teknoloji ithal ettiği ileri sürüldü. Kuzey Kore ile ilgili haberler ve analizler içeren 38 North internet sitesinde ülkede dijital alandaki gelişimleri inceleyen 100 Kuzey Kore vatandaşının katılımıyla düzenlenen anketler ve ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayandırılan bir rapor paylaşıldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'la yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Şam'daki İran temsilciliğine yönelik saldırısını kınadığını, İran'ın saldırıya ilişkin yaptığı meşru müdafaa açıklamasını da not ettiklerini belirtti.